Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ekim ayı sizin için daha çok aile, yuva, ev alanlarınıza işaret ediyor. Biraz daha özel hayatınız, kişisel güvenliğiniz, daha duygusal konular ayın genelinde önemli olabilir. Ekim ayının konu başlıklarına bakalım. Güneş 23'üne kadar terazi burcunda, Mars ay boyunca terazi burcunda, Merkür terazi burcunda geriliyor. 18'inden itibaren ileri harekete dönecek. 6 Ekim'de yine terazi burcunda bir yeni ay var. 20 Ekim'de ise Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar terazi burcunda Mars'la birlikte ve Merkür de zaten burada gerilemesini sürdürüyor. Ve 6 Ekim'de terazi burcunda yeni ay doğacak. Evet, ayın özellikle ilk yarısı içerisinde ilginiz, enerjiniz, daha çok eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konulara daha fazla yükseliyor. Burada Merkür geriliyor. Belki evde yapılması gereken işler var. Aileyle ilgili bazı konular var ki bunlar belki geçmişten gelen bazı konular da olabilir. Tabii ki gerileyen bir Merkür bazı işleri yavaşlatabilir, uzatabilir. Hani evde bir dekorasyon var, bir tadilat var, bir yenilik var. Belki bir taşınma konunuz var. Bir emlak alınması, satılması, kiralanması ya da dönüşümü gibi bir konu gündemde, kentsel dönüşüm de olabilir bu mesela. Yani biraz bu alanlar çok aktif görünüyor. Özellikle böyle düşünülmüş ama bir türlü hayata geçirilememiş, önceden karar verilmiş ya da başlanmış, yarım kalmış konular varsa işte bu ay bunlar daha fazla enerjinizi alacak ve belki artık bu konuları tamamlama fırsatı da bulabileceksiniz. 13 derece terazi burcunda doğacak yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Sizin için güçlü bir yeni ay, önemli bir yeni ay. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa belirgin bir şekilde etki alabilirsiniz bu yeni aydan. Çünkü birçok gezegen size önemli açılar içerisinde olacak. Anne baba ve ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir. Belki onlarla daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. Biraz enerjinizi bu alana yönlendiriyorsunuz ve bu etkiler 2 haftalık süreç, 20 Ekim'e kadar olan dönemde de çok aktif olabilir. Evet, bu ayın bir diğer önemli özelliği, bir süredir, birkaç aydır gerilemekte olan önemli gezegenlerimiz bu ay ileri harekete dönecekler. O yüzden böyle bir biraz yavaşlama ve duraklama dönemi de diyebiliriz bu ay için. 18'inde zaten Merkür terazi burcunda ileri harekete dönecek. Ama onun öncesinde 6 Ekim'de Plüto yaklaşık 5 aydır Oğlak burcunda geriliyordu. Şimdi Plüto ileri harekete dönüyor. 10 Ekim'de Satürn ileri harekete dönecek Kova burcunda. Yine ayın 18'inde Merkür'le beraber Jüpiter Kova burcunda ileri harekete dönecek. Bir gezegen ilerlemeden önce yavaşlar. Birkaç günde hızlı kesilir. Gerçekten duraklar, station pozisyonunda olur. Bu da bir enerji yavaşlaması oluşturuyor. Aslında şöyle bir gerçekten hayatımızda, günlük hayatımızda biraz zamanın yavaşladığını, durakladığını hissedebiliriz. Bu da bize belki bazı şeyleri şöyle bir gözden geçirme fırsatı verebilir. Eğer ilerlemeyen işlerimiz varsa, istediğimiz gibi sonuç alamıyorsak, yavaşlamalar olduysa veya bazı kararsızlıklar hissediyorsak, gezegenlerin duraklaması bizim de şöyle bir duraklamamız, gözden geçirmemiz için fırsat verebilir. Merkür zaten evet iletişim, zihinsel faaliyetler, haberleşme, ticari konular falan bunlara işaret ediyor ve bazı anlaşmalar, sözleşmeler, işte kira kontratları olabilir ya da bazı kararlar olabilir. Bunları 18'inden sonra daha rahat hayata geçirebileceksiniz. Eş zamanlı olarak işte Satürn'ün Kova burcunda ilerlemesi, Jüpiter'in Kova burcunda ilerlemesi, Plüton'un Oğlak burcunda ilerlemeye başlaması aslında daha kolektif alanda da birçok tesiri hızlandıracak. Bunlar iş projeleri de olabilir, maddi konular, finansal alanlardaki uygulamalar da olabilir. Ayın ortasından itibaren, özellikle ayın 20'sinden itibaren bu yavaşlayan konular daha hızlı ilerleyecektir. Biz gerekli adımları atıp hani tamamlamaları yaptığımız takdirde hedeflerimize artık ulaşma konusunda engeller de ortadan kalkabilir. Evet, ayın 20'sinde Koç burcunda bir dolunay var. Sizin için çok önemli. 27 derece Koç burcu dolunayı haritanızın en tepesinde, kariyer alanınızda olacak. Yönetici gezegeni Mars, Plüto ile bir kare açısı var. Tabii Mars Plüto kareleri zordur aslında. Güçlü bir enerji var, dönüştürücü bir enerji var ama
tutkulu, hırslı, kararlı olabileceğimiz de bir süreç bu dolunay. Özellikle sizin kariyer hedeflerinize işaret ediyor. Otorite figürleriyle ilgili konular var, aktif olabilir. Belki ilişkilerinizle ilgili konular var. Çünkü Plüto ilişki alanınızda. Sizin kariyerinizi, toplumdaki duruşunuzu, statünüzü etkileyecek dönüşümler olabilir. Biraz böyle çatışmalar, güç mücadeleleri, belki manipülatif durumlar, baskılarla da karşılaşabilirsiniz. Yani yasal konulara dikkat etmek lazım. İşte otorite figürleriyle ilişkilere dikkat etmek lazım. İş ortamında işbirlikleri veya özel hayatınızda evlilik, ilişki dinamiklerinde bazı güçlü dönüşümler de olabilir. Veya bir süredir hani beklediğiniz, uğraştığınız konular bu dolunayda bir sonuçlanabilir, bir nihayete erebilir. Kariyerde bir hedefinize de ulaşabilirsiniz. Yer değişiklikleri, atanmalar olabilir veya bir işten ayrılmak, bir görev değişimi veya kendi işinizi kurmak veya kapatmak. Tüm buralarda daha kadersel, daha böyle geleceğinizi etkileyebilecek çok güçlü dönüşümler söz konusu olabilir. Evet, herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her zaman söylüyorum. Öncü bir dolunay. Siz de öncü bir burçsunuz. Güneş burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarındaysa sevgili yengeçler. Bu durumda da tabii ki özellikle 17-22 Temmuz arasında doğduysanız daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa yine çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Bu dolunaydan hayatınızda biraz baskılar artabilir, bazı mücadeleler olabilir ama kararsız kalmayacaksınız artık. Yani bu dolunay her şeyi daha bir netleştiriyor. Önemli dönüşümler için, hayatımızda ilerlemeler için de çok fazla güç, mücadele gücü de bize verebiliyor. Dolunayın ardından 30 Ekim'e kadar, ay sonuna kadar bu gündemler kendini gösterebilir. 30 Ekim'de Mars Akrep Burcu'na geçecek. Mars özellikle Kasım ayında tabii ki Akrep Burcu'nda, kendi burcunda çok güçlü bir şekilde ilerleyecek. Ve sizin için de daha aslında huzurlu olduğunuz, daha fazla belki enerjinizi dış dünyada bireysel olarak yaratıcı bir şekilde gösterebileceğiniz, hedeflerinize daha kararlı, daha hırslı bir şekilde tutunabileceğiniz güçlü bir dönem. 30 Ekim'den sonra özellikle son 1,5-2 aydır yaşadığınız ev ve aileyle ilgili bazı baskılardan da kurtulmanız, biraz daha rahatlamanız mümkün görünüyor sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.